Emko Elektronik'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle operatör paneli programlama kısmında C kodu ile programlama konusundan bahsedeceğim. Ve videomu ise basit bir örnek ile sonlandıracağım. C programlamamızın aktif olması için ilk olarak HMI kontrol kısmından, bu kısımdan ana C kodu, timer C kodu ve başlangıç C kodu seçeneklerini aktif hale getiriyoruz. Daha sonrasında ise C kodumuzu yukarıda bulunan programlama sekmesinden, bu kısımdan ana C kodu düzenle, timer C kodu düzenle ve başlangıç C kodu düzenle sekmelerinden de oluşturabiliriz. Ben ise videomda farklı olarak sizlere periyodik C kodları üzerinden bir örnek yapacağım. Bunun için form kısmına geliyorum. Ben bu örneğimde bir push buton yardımı ile LED yakma örneği yapacağım. İlk olarak sağ tarafta bulunan listeden bir adet push buton ve bir adet LED alıyorum. LED'imizi aldık. Bir adet de push buton alıyorum. Push butonumun etiketi ise LED'in durumunu değiştirme olarak koyuyorum ben. Bu işlemleri de yaptıktan sonra LED'in adresini ayarlamak için sol üst kısımda bulunan adres etiket editörüne geliyoruz. İlk olarak araçlar diyoruz ve burada görmüş olduğunuz adres etiket editörüne geliyoruz. Ben daha öncesinde bu kısmı ayarlamıştım. Etiket ismine ben LED 1 adını verdim. Internal Memory seçeneğini seçiyorum. Adres olarak $0 adresini seçiyorum. Veri tipi olaraksa bit seçeneğini seçtikten sonra tamam diyoruz. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra ise LED'e tıklayarak LED'in okuma adresi olarak adres etiket editöründen tanımladığımız LED 1'i seçiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere LED'e tıkladık. Buradaki okuma adresini LED 1 olarak seçip Enter diyoruz. Daha sonrasında ise butona geliyoruz. Butona yazacağımız kod LED'in durumuna göre değişeceği için butonun hem okuma adresine LED'in mevcut durumunu okumak için hem de yazma adresine LED'e yeni bir değer göndermek için yazma adresini de seçiyoruz. Okuma adresini de seçtik. Enter diyoruz. Yazma adresini de seçerek Enter diyoruz. Daha sonrasında ise butona tıklayarak C kodu yazma kısmına geliyorum ve bırakıldığında kısmına tıklayarak edit kod diyorum. Ben burayı videonun öncesinde hazırlamış olduğum için direkt hazırlamış olduğum kodu buraya yapıştırıyorum. Buradaki kodu açıklayacak olursak sizlere ilk olarak burada LED'imizi char olarak tanımlıyoruz. Daha sonrasında ise burada görmüş olduğunuz gibi bir kod yazdık. If get data LED 1. Burada anlatılmak istenirse 0. register'ın 0. adresi anlamına geliyor. If get data LED 1 komutu ise eğer bu adresten okunan değer 0 dönüyor ise, yani başarılı bir şekilde okunuyor ise, alt tarafta belirtildiği gibi LED'in mevcut değerini toggle'lıyor. Yani 1 ise 0, 0 ise 1 yazıyor. Bununla ilgili detaylı açıklamayı da burada bulunan dokümandan da inceleyebilirsiniz. Fonksiyon olarak getData fonksiyonu. Açıklaması ise daha demin de belirtmiş olduğum gibi veriyi haberleşme ile okunmasını bekler ve başarılı bir şekilde okunursa 0 diyor. Burada da belirttiğimiz gibi başarılı bir şekilde okuyup 0 döner ise alt taraftaki belirtmiş olduğumuz gibi LED'in mevcut değerini toggle'lıyor ve 1 ise 0, 0 ise 1 yazıyor. Bu yazdığı yeni değeri ise alt tarafta yazmış olduğumuz set data kısmında 0. register'ın 0. adresinde yazıyor ve return 0 ile çıkış veriyor. Şimdi programımızı kaydedip derleyelim ilk önce. Bu işlemi yaptıktan sonra simüle kısmına geçebiliriz sizlerle. Videonun başında da bahsetmiş olduğum gibi benim buradaki örnek uygulamam push buton yardımıyla LED yakma örneğiydi. Mouse'umun sol kliği ile butonuma basılı tuttuğumda LED'imin yandığını, elimi çektiğimde ise LED'imizin söndüğünü göreceksiniz. Tıklıyorum butonuma, LED'im şu anda yanıyor ve elimi çektiğimde
LED'imin sönmüş olduğunu görmektesiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.